Hocam merhaba tekrar. Merhaba. Epeydir görüşemedik, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bomba gibiyiz. Bugünkü konumuz eşkıyanın kahramanlaşma süreci. Hocam eşkıya nedir? Eşkıya çok ilginç bir figürdür. Eşkıya eğer ilgili devlet kurumlarıyla, tırnak içinde söylüyorum bütün bunları, halkın çoğunluğu uyum içerisindeyse eşkıya hem devlet hem kurum tarafından ötekileştirilir. Bu devletle halkın birlikteliği, harmonisi genelde yükseliş dönemlerine tekabül eder. Yani klasisist dönemlere tekabül eder. Büyük zenginlik, keşif, bilimsel icatlar dönemlerine tekabül eder ve halka anında inmesini temsil eder, değil mi? Robin Hood eşkıya mıdır mesela hocam? Şimdi Robin Hood tırnak içinde eşkıyadır ama bambaşka bir konotasyonla eşkıyadır. Şöyle ki orada Robin Hood'da yönetilenlerle yönetenler arasında çok bariz bir uçurum var. Bir fark var. Yani örtüşme yok. Congruence deriz biz. Örtüşme yok. Dolayısıyla halk ya da o kavim devletin ötekileştirdiği eşkıya ile ne yapar? Kendisini özdeş tutar, değil mi? O da bizden birisidir de. Dolayısıyla mitik açıdan eşkıya ne anlama geliyor? Halk babacıyken devletle birlikte eşkıyayı ötekileştiriyor. Halk devletçi değilken, devlete güvenmediği zamanlar eşkıya ile birlikte modası geçmiş ve yaşlanmış ve kötücülleşmiş, bunamış devlet babaya karşı çıkıyor. Onunla bir koalisyona giriyor, değil mi? Şimdi bugün bizim ülkemizde bu durumun benzeri yaşanıyor ya. 21. yüzyılda bu normal mi hala ya artık? Tabii ki hiç normal değil. Yani kültür tarihi açısından bütün bu kadim destanların, mitlerin, aventürlerin elementleri olan işte eşkıya, devlet, insanlara kötü davranan devlet, eşkıya onları koruyor vesaire. Bunların çoktan geçmiş olması gerekiyordu. Ama işte burada çok çarpıcı bir motif var. Sedat Peker örneğinde olduğu gibi her pazar günü insanların onu merakla beklemesi neyi gösteriyor biliyor musunuz? Kültürel bağlamda her şeyin nasıl çivisinin çıktığının göstergesi. Her şey birbirine karışmış. Yani biz 21. yüzyılda neyi yaşıyoruz? Destan gibi bir şey yaşıyoruz, değil mi? Bir zümre var, sürekli başkalarına ait olan bir şeylere çöküyorlar. Kahraman da, kahramana evrilen eşkıya da ne yapıyor? Bütün bunların kim tarafından nasıl, işin en ilginç tarafı son model teknolojik vasıtalarla insanlara bunu ne yapıyor? Belirtiyor, değil mi? YouTube'da mesela Sedat Peker'in bu kadar seyredilmesi anında yani 7 milyon oluyor. İnanılır gibi değil. Trending topic oluyor. 100 milyon kişi seyretmiş şimdiye kadar. Tabii ki istatistiki açıdan çok tatsız bir belgedir, bilgidir. Neden tatsız bir belgedir, bilgidir? O 100 milyonluk sayılar neyi gösteriyor? Aynen Hamlet'te başlar ya, Hamlet tragediyası. Danimarka devletinde bir şeyler çürüyor. Bir şeyler yolunda gitmiyor. O kötü hissiyattan kaynaklanıyor. İnsanlar kendilerini kendi ülkelerinde, kendi resmi kurumlarıyla bir arada iyi hissetmiyorlar. Onlar tarafından kendilerini anlaşılmış hissetmiyorlar. Ne açılıyor? Bir gap açılıyor, değil mi? Gitgide büyük bir uçurum açılıyor. Şimdi Türkiye'de bunun bu kadar aleni olmasının sebebi, bakınız, bütün postmodernizm kuramlarının Türkiye'de çok hızlı bir biçimde aleni eksemplifiye edildiklerini görüyoruz. Devlet, biliyorsunuz biz Türkler devletimize korkunç düşkünüzdür. Devlet, vatan, bayrak, devlet bu süreçte korkunç bir biçimde dımdızlak ortada kaldı. Bir hayali meta öykü, devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla. Gördük ki bizim 10 yıllarca, 70 yıldır gözümüz gibi baktığımız devletimiz bizden çoktan kopmuş ve kelimenin tam anlamıyla bambaşka bir ajandaya sahip olduğunu görüyoruz. Başka bir ajandaya sahip olduğunu görünce bize has olan devletçilik, devlete olan düşkünlüğümüz gayet tabii ki korkunç bir yara alıyor. Devlet bu bağlamda bizim için bir meta öykü, bir üst anlatı olarak geçerliliğini kaybediyor.
Demek istediğim şu, bu Sedat Peker olayları sayesinde sadece mesele AKP meselesi değil, genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları devletin bu açıdan nelere neleri muktedir olabileceğini görüyor. Bütün o repertuarı görüyor ve bana kalırsa geri dönüşü olmayan bir mesafe kazanmaya yüz tutmuş durumda. Ama aynı olaylar, benzer olaylar 20 yıl önce Susurluk'ta da olmuştu. Devlet bir bedense Susurluk'ta bacak kırılmıştı. Ya da ne bileyim sihir çıkmıştı, onu kozmetik bir ameliyatla düzeltmeye çalıştı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi günümüzde görüyoruz, çok kötü bir imge olacak ama baştan aşağı devleti bu 20 yıl öncesinin Susurluk meselesi gibi olan şey kanser gibi sardığını görüyoruz. Yani insanlar şunu görüyor. Bizim devlet artık tüm organlarıyla, kelimenin tam anlamıyla, yani beden metaforunda kalmamız gerekiyor, bütün organları iflas etmiş. Yani bu devlet zaten kendileri de diyor çöktü. Bu devlet gitgide vatandaşların nezdinde de yaşayan bir ölüye dönüşüyor değil mi? Zombi. Zombi. Neyin hevesine doğmasına vesile oluyor bu zombi imgesi? Gayet tabii ki Ajda Pekkan'ın şarkısı var ya. Yeniden başlasın, aşk ateşim yansın. Sarsın. Yani... Yeniden başlamak gerek. Yeniden dünyada ülkemizin, devletimizin eskiden olduğu gibi herkesin dünya ulusları masasında saygın bir ferdi gibi, ona alışkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, NATO'nun soft power ülkesi, AB'ye sürekli girmek istiyor, AB almıyor ama yine de saygın bir konumu var. Yani Yunanistan mesela eskiden 90'lı 80'li yıllarda günümüzde olduğu gibi ne yapamıyordu Türkiye'ye karşı? Car car, tırnak içinde söylüyorum bunu. Ötemiyordu değil mi? Ama şimdi bakınız, sadece biz bunu hissetmiyoruz. Bütün dünya da artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eski dirliğinde ve konumunda olmadığını görüp bir nevi bundan fayda sağlama dinamiğine kapılıyorlar değil mi? İnsanlar da bunları gayet tabii ki algılıyor. Ve tabii ki başka metaforlar da işin içinde. Şöyle ki, inanılmaz eski ahitteki, yeni ahitteki kıyametlere benzetiyorum ben bunu. Sadece gerçekten devlet felce uğramamış, bütün devlet kurumları birbirinden bağımsız, bakınız bunlar postmodernizmin tanımı, birbirinden bağımsız devlet kurumları kendi ajandalarını işliyor. Dolayısıyla bütünsel olarak mekanizma ne olmuş? Yerle bir olmuş. Bunu neyle takip ediyor günlük yaşam? Marmara'daki müsilaj. Yani aleni yeryüzündeki lanetlileri dönüşmüşüz gibi bir apokaliptik, bir kıyamet vari duygu da hakim değil mi? Yani devletimizde yok, Marmara'da şu olmuş, Rize'de, İkizdere'de bu oluyor, Kanal İstanbul, yani insanlara her cepheden saldırı niteliğinde bir haleti ruhiyeye sahipler. Her taraftan saldırıya uğruyor. Tam ben de bunu soracaktım. Şimdi mitoloji, çok mitolojik bir öykü bu aslında, farkındaysanız. Evet. Tabii çok arkaik. Evet. Şimdi genelde arkaik öykülerde aslında en karanlık an yine doğuşa en yakın olan andır ya. Dolayısıyla bir yeniden doğuş, hani resurrection. Ama o tabii öyküsel bir şey. Mecbur değil böyle bir şey olmaya değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Mecbur değil işte. O yüzden insanlar en küçük ışık kıvılcımında ona yapışıyorlar. Bakınız, Sedat Peker bu açıdan topluma tedavi uygulayan birisi, mitolojik açıdan. 2 hafta evvel pazar günü kaybolduğunda insanların düştüğü panik, Allah yakaladılar, eyvah gitti, öldürdüler, Allah korusun filan. Bunu gösteriyor. Neyi gösteriyor bu bize? Mitoloji açıdan konuşacağım. Toplumların reflekslerinin istediğiniz kadar gelişin, 21. yüzyıl olun, istediğiniz kadar milattan önce 10.000 olun, kolektif refleksler haşa ve asla değişmezler. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şu günlerde, atıyorum, İlyada'yı yaşıyor. Kolektif evet. Açıdan ve psikohistorik açıdan çok 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 önemli. Zaman, zamanın aksesuarları, zeitgeist, teknoloji, bunların hepsi modernleşebilir. Ama insanın bilişsel sistemi, insanın narasyon şemaları haşa ve asla değişmez. Çünkü bunun temelinde ne var? Bizim bilişsel yapımız, bizim beynimizin yapısı ve bizim düşünme biçimimiz. Mesela dün Twitter'da çok ilgimi çeken bir şey okudum. Sedat Peker tweetlemiş.
Birisi diyor ki orada, sizi 2 sene evvel, 1 sene evvel sokakta görseydim yolumu değiştirirdim. Şimdi sizin başınıza bir şey gelecek diye inanılmaz korkuyorum. Ben de gördüm onu. Bu çok samimi ve insani bir dışa vurum. Ve de acı tabii. Ve de acı tabii ki. Düşünün tabii ki Sedat Peker'e bu kadar düşkün olmamızdan utansın insanlık yani. Bunu Sedat Peker'i kötülemek için söylemiyorum. Düşünün ki o kadar sahipsiz hissediyorlar ki kendilerini. O kadar rüzgarda uçuşan herhangi bir nesne gibi amaçsız, hedefsiz hissediyorlar ki kendilerini. Müsilaj dolu okyanusta güvenilecek tek bir kaya olarak görüyorlar Sedat Peker'i. Korkunç bir şey. Peki Hitler'in meşhur lafı vardı, Alman ulusu yenildiyse yok olmayı da hak etmiştir diye. Biz hak ettik mi bunu? Hayır, hayır. Biz bunu hak etmedik. Bizim Alman ulusu kadar yok olmaya hak edeceğimiz bir günah sahibi olduğumuzu düşünmüyorum. Ben bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum. Yani ama biraz da şunu demek istedim. Bu sonuçta bunu biz yaratmadık mı? Biz derken hepimiz yani. İşte. Gayet tabii ki. Gayet tabii ki biz yarattık. Zaten işin içine sadomazoşist unsurların girmesinin sebebi biz yaptık. Ama bu insanlar böyle olsun diye yapmadılar ki. Böyle tasarlandığını haşa ve asla düşünmediler ki. Ve arkadaşlar samimi söyleyelim yani 2002'den itibaren 2006'larda, 2007'lerde, 2009'larda herkes gayet mutlu mesuttu. Bunu kimse reddetmesin yani. Şimdiki yönetimi seçmeyenler de mutlu mesut bir hayat sürdürüyordu. Biz bu hayatın nasıl sağlandığını bilmiyormuşum. O günlerde harcadık kredi kartı gibi. Şimdi kredi kartımıza bir bakıyoruz. Aman Allah'ım. -10 milyon eurodan başlıyor. 10 milyon euro da kesinlikle tesadüfi bir benzerlik sayın seyirciler. Yani bunların nasıl sağlandığını biz şimdi görünce insanlar da, bu çok önemli, bunu böyle aleni söylemek istiyorum. Kolay değil yiğitliğini bok sürdürmek. Kolay değil. Kimse için kolay değil. Ama uyanış var diyebilirim. Her uyanış böyle bir korkunç durumdan sonra yine beraberlik ruhu içinde bir yeniden Rönesans vari bir yeniden kuruluş dönemine geçmek günümüz şartlarında, 21. yüzyıl şartlarında, dünya konjonktürü bağlamında nasıl olabilir bir kuruluş miti olarak, onu çok merak ediyorum. Ama emareleri var. Yani şöyle diyorlar ya, işte bu partide etrafındaki bu kitle çözülmeye başladı, işte şuraya geçiyor. Bakın, kültürde olduğu gibi herhangi bir düstur ilk önce yumuşamaya başlar, sonra sıvılaşır, sonra gaz şekline bürünür, hatta atomlar evrenin muhtelif yerlerine yok olup giderler. Bu dinamikleri aleni görüyoruz. Ancak bizim çıkmazımız şu: o çözülürken başka bir yerde katılaşmaya sevk edecek bir ışık yok. O yüzden sağcısı solcusu, bakın bunu samimi söylüyorum, enteli danteli, delisi akıllısı büyük bir merakla Sedat Peker ne yapacak onu seyrediyor. Yani şöyle bir mismatch var. Bir şeyin etrafında toplanılmaya çalışılıyor ama o etrafında toplanılmaya çalışılan kişi de diyor ki ben kurtarıcınız değilim. Çok güzel bir şey söylüyor ve çok akıllı bir şey söylüyor. Ben diyor bir dahaki kurulmaya gittiğinizde hangi hataları yapmamanız gerektiğini size söylüyorum diyor. Şimdi bu hem iyi bir şey Sedat Peker açısından, bu samimiyet gerçekten yani samimi bir ifade bu. Hem muhalefet açısından çok kötü bir şey. Şunu görüyoruz ki tabii bunu söylemek lazım. Ben bilmiyor, onlar da bilmiyor. Ne yapmaları gerekir ki o yeniden katılaşma, atıyorum, Cumhur İttifakı'nın değil, Millet İttifakı'nın etrafında olsun. Orada dönüp düşünmek lazım. Acaba insanların hakikaten artık bu tarz politikacılardan, klasik Türk politikacılarından bahsediyorum, bıkkınlık mı geldi, gak mı geldi? Yani belli başlı bir görüntüye sahip olunduğu zaman artık bizim insanımız otomatikman güvenmemeye mi başlıyor? Yani ağzı 10 yıllarca yandı. Hani 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar hep aynı şeyler oldu ama hiç böyle makro ölçülerde olmadı günümüzde olduğu gibi. Dolayısıyla ben burada psikohistorik açıdan şöyle bir hayal kırıklığı görüyorum. Devlet adamına, devlete artık biz nasıl güveneceğiz dehşeti. Yani baba öldü, bakınız. Biz Avrupa'nın Nietzsche, Tanrı öldü diyor ya, biz onu şu günlerde yaşıyoruz işte, o da bizim kıyametimiz. Biz çok çabuk postmodern olduk ama biz modernizmi doğru düzgün yaşamadık. Mustafa Kemal'in yapmaya çalıştığı şey modernist bir hareket değil miydi? Modernist bir hareketti ama düzgün modernleşme nasıl yaşanır biliyor musunuz? Büyük facialarla yaşanır.
burnunun sürtülmesiyle yaşanır. Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk, Allah razı olsun diyeceğim, Türkiye'ye asla böyle bir modernizm yaşatmadılar. Modernizm dediğiniz Almanya'daki gibi olur, Polonya'daki gibi olur, Sovyetler Birliği'ndeki gibi olur. Böyle işte devletler gelmiş, bizi işgal etmişler, İstanbul'u işgal etmişler. Hadi şimdi gidelim, bakınız lükse bakın. Kendi ülkemizi kurtarmak için bağımsızlık savaşı yapalım. Bu o bağlamda son derece heroik ve arkaik ve klasik bir şey. Biz daha o zaman bir İlyada'yı kazandık. Modernist bağlamda dünyanın efendisi olmaya giderken dünyanın lağımı olma tecrübesi Almanya. O yüzden hala günümüzde quality made in Germany. Niye? Why? Çünkü onlar biliyorlar iğne kötü de. Onlar gerçekten iyine kötünü biliyorlar. Onlar hem krallığa havalanmanın hem cehennemin dibine iktirilmenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Ha. Biz öyle bir şey yaşamadık. Zaten modernleşme son derece yavaş yavaş suksesyona meyilli bir süreçtir. Yavrum bizimkisi öyle değil ki. Bizimkisi kat bitti Anadolu atıyorum şapka Latin harfleri. Anlıyor musun? Biz bütün Avrupa'nın 14. yüzyıldan, Rönesans'tan, Boccaccio'dan 19. yüzyıl sonuna kadar yaptığını bizim insanlarımız, pardon, 10 seneye sıkıştırmak zorunda kaldılar. Kolay mı bu? Kolay mı bunun sindirilmesi? Peki bu karar doğru muydu? Hangi karar? Oraya yönelme. Yani Batı'yı referans almak. Çünkü geçenlerde öyle bir kitap gördüm. Batıcılık İhaneti diye bir kitap var. İslami cenahta çok yaygın. Makul bir soru. Niye Batı? Tabii ki Batı. Yani bu İslami cenahta şöyle bir şey var. Batılılar istedi, o yüzden biz batılılaştık. Öyle bir şey yok ki. Baştan sonuna kadar modernleşmeyi insanı odağa koyma düşüncesi bir tek Batı düşüncesinde var. Bunu beğenin beğenmeyin. Hangi Hint düşüncesi buna sahip? Hangi Güneydoğu Asya kültürü buna sahip? Güneydoğu Asya kültürü Budizm diyor ki ay dünya büyük bir kandırıkçılık. Var mıydı böyle yekpare Doğu kültürü de biz mi ona yönelmedik? Ya da başımızda İran, orada Araplar, öbür tarafta Hindistan. Yani öyle bir Batı'ya alternatif olacak bir Doğu yok ki. İslam'ı da sayamazsınız. İslam da korkunç şekilde fraksiyonlara bölünmüş durumda. Bakınız Irak'a bakınız yani. Dolayısıyla Atatürk veya batılılaşan bütün, modernleşen bütün devletler niye Batı'ya hedefimiz burasıdır dedi. Ay Batı çok şık olduğu için değil. Ay Batılılar çok zengin olduğu için değil. İnsanı merkeze, düşüncenin merkezine koydukları için ve bu düşünce sisteminden kaynaklanan olumlu sonuçlar olduğu için Batı seçildi. Yoksa biz Batı'yı seçiyoruz. Olsun Doğu kültürleri nispet kıskanın. Öyle bir şey değil ki son derece çocukça. Çok sevdikleri bir laf var hocam. Batının ahlaksızlığı. Batının ahlaksızlığı. Pardon, modernleşiyorsanız ahlaksız olacaksınız. Bana hiç kimse Batının ahlaksızlığı diyenler cep telefonlarında porno seyretmediklerine inandıramaz. Ay hepsi sütten çıkmış ak kaşık. Filmde öpüştükleri zaman diyor ki onlar. Ne yapıyor bunlar? İki insan dudak dudağa nasıl değebilir? Oldu canım oldu. Biz de inandık. Batı da bunu da öğretiyor bize. Böyle masumluk taslayanları kesinlikle ciddiye almamayı öğretiyor. Arkaik baktığımız zaman şöyle bir şey olması beklenir hikayenin burasında. Tam çöküşteyiz. Bir kahraman çıkması lazım. Ama o kahraman eşkıyadan olur mu? Olur. Öyle mi? Olur. Kahraman eşyadan olur. Bakınız bu çok önemli bir konu. Batı kültüründe, yine Batı kültürü diyeceğim. En büyük yüksekliğe erenlerin hepsi en aşağılıklardır. Bu çok önemlidir. Çünkü bu onlara inanılmaz bir holistiklik sağlar, bir bütünsellik. En korkuncu da bilmek, cehennemin dibini de bilmek. Bakınız en önemli hikayelerden bir tanesi seçilen Batı kültüründe ve Thomas Mann'ın da bir roman yaptığı Seçilmiş diye bir roman vardır. Orada meşhur Kayalık'taki Gregorius adlı kutsalın hikayesi anlatılır. Bu Gregorius o kadar garip bir kişidir ki annesi babası kardeştir. Yani Ödipus'un devamında. Gregorius o kadar günahlar işlemiştir ki her şey ve herkes onu terk etmiştir. Tanrı onu seçer ve ilk papalardan bir tanesi olur Gregorius. Çünkü önemli olan nedir biliyor musunuz? Burada çok önemli monoteist tövbe etme düşüncesi saklı. Ancak korkunçlukta ve kötülükte dibine kadar tüketmiş birisi pişmanlık duyup tövbe edip öbür tarafa geçebilir. Sırf iyi olan birisi bunun nasıl bir acı olduğunu, korkunçluğun nasıl bir pişmanlığa sevk ettiğini sadece teorik düzlemde bilir. Aynı hikaye Ödipus için de geçerli.
Ödipus'u biz hala niye bugün hatırlıyoruz? Korkunç şeyler yapmış bilmeden olsa bile. Ama en sonunda en etkili bir biçimde o affediliyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla şu motif akademisyenlerin kanıyla duş etme isteğinden arkadaşlar kendinizi kurtarın provokasyonlara gelmeyine giden bir yol. Neden biz inanıyoruz ona? Çünkü kendisi böyle birisi olmuş olmasına rağmen öylesine bir bok çukuruyla karşılaşmış ki kendisi bile dayanamamış. Devede kulak kalmış, bunu görmüş. Çok obsin bir şey. Şunu demek istiyor bize. Abiler, beyler, ben sizin kanınızla duş almak istiyordum ama inanın ki o hiçbir şey değilmiş yani. O zaman korku gerekiyordu. İşte ben de biraz yani korkutayım diye. Anlatabildim mi? Bakınız bunlar psikomitik unsurlardır. Bunlar doğrudan bilinç altından işler çıkar. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bu şemalarla hala düşündüğümüzü gösteriyor. Bunu Sedat Peker'in böyle değişik bir biçimde alımlanmasından, yani bu resmen theory of reception'a giriyor. Alımlama estetiğine, alımlama kuramına giriyor. Burada biz bunu görüyoruz. Sorsan Ali'nin insanlara niye yani Sedat Peker için iki hafta evvel bu kadar üzüldünüz derler. Yani bilmiyorum. Bilmez tabii ki. Çünkü bilinç altında bütün Lego taşları uyumlu bir biçimde oturuyor yani ve bir anlamlı bir bütün çıkıyor. Bir nevi ejderhayı evcilleştirmek gibi değil mi aslında yani? Hatta ejderhayı evcilleştirilmiş ejderhayı kendisini devlet baba diye sunanları kül etmek. Şimdi bakın ejderhayı kendi tarafına çekip savaştırmak. O kadar güzel bir şey söylüyorsun ki İlker Hoca. Senden bile gümbür gümbür Niagara şelalesi gibi mitik şemalar akıyor. Ejderha kim biliyor musunuz? Kültürü inşa edebilmemiz için öldürmemiz gereken eskinin ana tanrıçası, korkunç versiyonu. Ama eğer kahramanlar engelliyorsa, tırnak içinde kahramanlar, o devleti inşa etmek için insanlar kendi manevi güçlerine sarılıyorlar ve o ejderha ile saldırıyorlar o kente. Bakınız nereden tanıyoruz biz bunu? Game of Thrones. Daenerys ve ejderhalarının o artık çoktan çökmüş King's Landing'i yerle bir etmesini de görüyorum. Bunlar hep aynı şemalar. Dolayısıyla yine nereye geliyoruz? Dolayısıyla bir üst katmanda babayı terk ediyoruz ve anneye gidiyoruz. Ve bu bile saklı. Sedat Peker diyor ki ben babamın oğlu değilim, ben annemin oğluyum. Sedat Peker diyor ki ben Gregorius'um, ben Oedipus'um. Ben Orestes değilim. Ben anneyi öldüren kesinlikle değilim. Bunu bile söylüyor. Yani Game of Thrones'ta seyretseydik Sedat Peker'i kesinlikle Daenerys'in grubunda olurdu. Belki de onun çocuğu olurdu yani. Müthiş bir açılım. Şöyle bir sorun yok mu burada? Hani meşhur İngilizce laf vardır. Sleep with the devil and devil will take you away. Şeytanla yatağa girersen şeytan seni alır götürür diye çevrilebilir herhalde. Şimdi doğru, şeytanla yatağa girersen o senin canına okur. Her halükarda seni kandırır. Ama şimdi Sedat Peker de boynuzları çekilmiş bir şeytan. Yani etrafında kutsanmış su var. Anlatabildim mi? Onun da başka çaresi yok. Düşünün ki o şeytanı bile domestike edebilmek nasıl bir şeyle karşı karşıya kalmış ki inançlı birisi olmuş şeytanın kendisi. Yakında çıkacak misyonerliğe. Peki bundan sonrası kıyamet mi o zaman hocam, ne olacak? Hayır. Hayır. Olur mu kıyamet? Çünkü bir de yasak geldi biliyorsunuz. Artık video yapamayacak. Onlar önemli değil. Onlar aslında hiç önemli değil. Bir daha video yapacak mı? Bir daha videoyu yapmayacak mı? Yani o zaten şey olacaktı artık. Fotoromana dönüşecekti. Yani ne öğrenecektik? Ay Ankara'da bilmem hangi bakanlıkta şöyle bir adam vardı. Duşunu arabasına almış. Bunun pansiyonuna çökmüş. Hikaye şemaları hep aynı ki. Birileri birisinin malına çöküyor. İnanılır gibi değil. Yani hikayenin özü bu. Tüpünden diş macunu çıktı. Arkadaşlar onu kimse geriye koyamaz. Artık yani şu çok kötü. Tamam biz kendi içimizde kol kırılır yer içinde kalır meselesi de artık yani yurt dışı ile ilişkilerimiz, Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkimiz nasıl olacak ki böyle göz göre göre? Düşünsenize Fransız Büyükelçiliğinde bir kokteyldeyim ben ve birdenbire pantolonum düşüyor. Ve kaçacak yerim yok. Ya anlatabildim mi? Bu çok tatsız bir şey. Bunun düzelmesi lazım. Bu tabii ki düzelecek. Tabii ki düzelecek. Çünkü hiç kimse unutmasın. Devlet dediğimiz şey sadece şey değil ki. İşte o büyük bakanlıklar. Hakikaten devlette hali hazırda o kadar çok
düzgün biçimde işini yapan insanlar var. Zaten onların suyu hürmeti de zaten bütün bunlar dönüyor. Herkes çalışıyor gayet eskisi eskiden olduğu gibi. Benim en tedirgin olduğum şey insanların ciddi biçimde devletten soğumaları. Bu çok saçma olur. Çünkü devlet kendinden menkul bağımsız bir varlık değil. Onu espriyle, tinle, zeka ile dolduranlar bizleriz. Devlet onu ne yaparsan o olur. İyi bir devlet olursa sevilir. Bu kadar basit. Bir şey soracağım. Ödipus annesiyle birlikte olduğunu ve işte babasını öldürdüğünü anladıktan sonra kendini kör ediyordu değil mi? Evet. Niye kör ediyor? Bunları ben görmemiş olsaydım. Ben gözlerime inanan zeki insan neyi görmemişim? Geçen hafta bir ikinci cumhuriyetçiyle konuştum da biraz da sinirlendi bana. Bu yetmez ama evet, bu ülkede de çok tartışılan bir şey. Bir kesim diyordu ki bu insanlara güvenilmez. Bir kasım da diyordu ki yok işte demokrat olalım falan. Genellikle de aslında böyle bir postmodern modern ayrımı gibi görürüm ben onu, bilmiyorum doğru mu? Hayır, doğru söylüyorsun. Merak ediyordum ne diyorlar şimdi diye, işte bu yetmez ama evetçiler. Yani diyorlar ki efendim biz kandırıldık, işte yanlış oldu. Fakat Tındır'ın meşhur romanında vardır hani işte Ödipus kendini kör ediyor. Onun da suçu yok yani, o da kandırılmıştı ama kendini kör etmiş. Yani bir özür veya bir af dileme gerekmiyor mu? Çünkü mesela ben biliyordum böyle olacağını demek çok kötü ama gerçekten ben ve benim gibiler herhalde siz de biliyordunuz öyle olacağını. Evet. Şimdi tabii ki olay olduktan sonra bir özür beklemek falan bekleyemeyiz. Özür dilemezler. Dilemezler. Dilemelerine de gerek yok. Çünkü bakın ben 10 dakika evvel ne anlattım size? Türkiye dedim 600 yıllık modernizmi 10-15 yıla sıkıştırdı. O yetmez ama evetçilerde geri kalan bütün modern politika felsefesinin en ince ayrıntılarına filan inmesi, işlemesi, kurumlarda içselleştirilmesi en azından 150 yıllık bir süreç. Yetmez ama evet'i, evet bu bağlamda ne anlama geliyor? Kazın önüne doğranan bilmem neler gibi geliyor. Anlatabildim mi? İnanılmaz hızlı oldu. Ve bazı kişiler bunu, bu yetmez ama evet'in sonucunda doğan şeyi deliler bayramıyla, cadılar bayramıyla, Halloween'le karıştırdılar. Herkes yani istediğini yapabilir hürriyetine sahip. Türkiye ebedi bir karnavala girmiş oldu. Türkiye'de ebedi bir karnaval var. Evet diyorlar ya, ay batı batı. Vardı bir ara evet. En batı ülke şu an senenin 365 günü Halloween cadılar bayramı olan bir ülke Türkiye. Yetmez ama evetçiler Türkiye'nin tarihini, geçmişini, nelerden geçtiğini, başka ülkelerden farkı nedir? Bunu hiçbir surette göz önünde bulundurmadılar. Bu şuna benziyor. Bushman'ın önüne tabletle gitmek gibi. Şimdi Danimarka başka, Danimarka'da yetmez ama evet dersin kardeşim. Sen git ama Papua Yeni Gine'de yetmez ama evet de. Hemen senin kelleni kaynatırlar yerler yani. Bu işte böyle tatlı su enteli oldun mu Nişantaşı'nda pipolan püf püf püf. Bak bakalım onlar kim? Onlar kimleri okumuş? Bak bakalım bir. Ha, olursun sonra. Hayır, özür dilemeyeceğim. Foucault da Tunus'a gitti, özür dilemedi. Hayır, aklıma öyle güzel isimler geliyor ki ama söylemeyin. Ben de söylemeyelim, boşver. Yani bir yandan da üzülüyorum tabii ama. Üzülüyorum tabii ki. Onlar da arkadaşlar. Onlar da böyle olacağını hayal etmemişlerdir. Emin olabiliriz bundan. Cehenneme giden yolun taşları iyi niyetle döşenmiştir. İyi niyetle. Dört şeritli. İki gidiş, iki geliş. Pardon. Dört gidiş, hiç geliş yok. Yine de umutlusunuz ama, bu sevindirici. Ben umutluyum. Umutluyum çünkü dünya edebiyatı tarihi ve dünya mitoloji tarihi kesinlikle kime haklı kılıyor biliyor musun? Ajra Pekkan'ı. Yeniden başlasın. Yeniden başlasın. Burada kalmasın. Kesinlikle. O yüzden umutlu olun. Peki. Harika bir konuşmaydı her zamanki gibi hocam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ ol hocam.